da sayısı tabii çok canım, azdı. gurbetçi dediğin 60'larda falan gidenler yani. Adam mesela doğmuş Türkiye'de, Konya'da doğmuş mesela, tamam mı? Hayatının birçoğunu orada idam ettirmiş. Maddi sıkıntılardan dolayı diyor ki burada iş varmış diyor ve gidiyor. Yani sadece Almanya'ya değil, Irak Savaşı falan çok patlak vermeden evvel, işte Saddam 1. Körfez Savaşı çok patlak vermeden evvel Irak'a giden de çok vardı. Libya'ya giden de çok vardı. Türk inşaat işleri falan filan. Benim dedem bunlardan biriydi mesela. Buralarda çok gidilirdi. İnşaat ustası pardon. Yani bu gibi gurbetçi tipler çok vardı. Fakat bunların planlaması şu normaldi. 2 sene kalacağız. Sonra geri geleceğiz Türkiye'ye ve yenileri gidecek bizim yerimize. Yani kimsenin Almanya'da kalma niyeti yoktu mesela. Böyle planlama yoktu. Bugünkü kadar cazip de gelmiyordu Almanya. Çünkü savaştan her ne kadar 10 sene olmuş olsa da abi o imaj kalmış. Hani bugünkü bir hızlı yayılmıyor biliyorsun. O imaj kalmış gerçekten. O ön yargılar falan kalmış. Birçoğunun fikri de şeydi. Ben gideyim orada. Yani 3-5 kazanayım. Ne bileyim köyümde bir arsa alayım, bir tarla alayım. Anadolu Türkü'nün maksimum şeyi odur biliyorsun. Büyükbaş hayvan bir de tarla. Hani zenginlik belirtisi odur. Zengindir bunu alabiliyorsa eğer. Bu planla gidiyorlar birçoğu. İlk jenerasyon gurbetçi dediğimiz budur yani. Adam harbiden gurbette. Hani dil bilmiyor, bir şey bilmiyor. Oralı değil, kendini yabancı hissediyor. Hani kendini bayağı yabancı hissediyor. Sen gitsen mesela o kadar yabancı hissetmezsin bugün. Bugünün bir Türkü olarak. Niçin? Çünkü yani diziden şuradan buradan Türkiye'de değişti. Daha seküler bir ülke oldu falan filan. Ama o dönemki adam gerçekten kendini yabancı hissediyor. Hiçbir şansı yok. Bu adamlar gurbetçi. Bunda bir sorun yok. Fakat bunlar geri gidecekken Almanlar diyor ki, özellikle Alman iş sahipleri, hacı diyor biz bunlara eğitim verdik bu kadar. Yani az çok bir dil öğrendiler. Konuşabiliyoruz. İşi öğrettik. Bir de Anadolu'dan gelen adamlar iş öğretmek de çok zor bir şey biliyorsun. Belli bir disiplin öğretmek. Adam ilkokula gitmemiş belki yani. Bu adamı eğitmek de çok zor bir iş. Askerde pisuvara büyük tuvaletini yapan vardı yani. Hakikaten eğitim verilmiyor bazı insanlara. Bir de 60 yıl önce acaba nasıldı? Benim dedem birkaç hikayeleri var. Bir gün bunları belki şey yaparım böyle. Bir sitede falan yazı olarak yayınlarım falan. Meşhur hikayeleri var yani. Ne adamlar görmüşler biliyor musun? O dönemki Türkiye'den ama 60'lardan geliyor adam. Yani bazı köylerde elektrik yok falan. Adam elektrik görmemiş hayatında ya. Bu gibi adamı getiriyorsun Avrupa'nın ortasına falan böyle. Çok dehşet hikayeler, çok komik şeyler yaşanmış. Neyse bugünün yayını konusu değil bunlar. Bunlar buraya gidecek. İşte bu şirket sahipleri diyor ki ya bunlar geri gidecekler. Ya gerek yok yani. Kalsın bunlar burada. Alman hükümeti diyor ki ya doğru diyorsunuz. Her 2 senede biri yeni getirip yeniden eğitmek, biz buraya bayağı Türkiye'ye çalışmış olacağız yani. Türkiye'nin nüfusunu eğitmiş olacağız çok absürt bir şekilde. Doğru diyorsunuz, bunlar kalsın. Bunlara oturum verelim. Ve ilk jenerasyon böyle kalıyor. Ve hepsinin de şeyi arafta kalmış bir jenerasyondur. Bu ilk gurbetçi dediğimiz yani harbi gurbetçi adamlar. Adamın bütün fikriyatı şu yönde. Ben para kazanacağım, köyüme döneceğim. Yani benim memleketim, evim orada. Ben geri gideceğim. Benim burada bir işim yok. Zaten hiçbir sosyal aktivitesi de yok. Hani çok azdır, vardır. Bunlar genelde çok genç olanlar. Hızlı bir şekilde Almanca öğrenip bazıları gerçekten işçiliği bırakıp mesela acaba bir girişimci tipler vardır böyle ama sayısı çok azdır. Ekseriyeti bahsettiğim şekilde çalışıp bir bakmış ki abi 80'e dayanmışsın. 80'e dayanmışsın gerçekten. Ne evim var ne barkım var. Paralarının birçoğunu da şeye göndermişler. Türkiye'ye göndermişler akrabalarına. Yani yatırımları da yok. 90'lara kadar 2000'lere kadar Türkler ev mev almazdı zaten o kadar. Verme de vermezlerdi. Yani Türkleri satma da satmazlardı. Türklerin kaldıkları yerler genelde Kreuzberg'de meşhurdur. Çok paylaşırlar Türkiye'de. O gibi Sovyet mimarisini andıran blok bloklar vardır ya böyle blok evler. Plattenbau derler Almanya'da. Gerçekten arı kovanı gibi evlerdir böyle yani nefes alamazsın. Orada kalırlar daha çok. Yani çok da fazla paraları yoktur. Olan da memlekete gönderilir. Tabii bu adamların fark etmediği şey şuydu. Bunlar bu yaşa geldiklerinde çocukları olmuştu. İkinci jenerasyon. İkinci nesil. Şimdi ikinci jenerasyon Almanya'da doğuyor. Almanya'da işte anaokulda gidiyor zorunlu zaten. Oradan okuluna gidiyor. Oradan işte meslek öğreniyor, eğitimini alıyor falan filan derken bakmış ki yani çocuğu bile 30'una dayanmış. Şimdi çocuk artık Türk mü? Böyle bir soru var şimdi. Bu çocuk ne kadar Türk? Hadi tamam diyelim ki Türk. Türkiye ile alakası ne ama? Türkiye Türk'ü mü? Anlatabiliyor muyum? Türkiye Türk'ü mü? Bana kalırsa kesinlikle Türkiye Türk'ü değil. Alakası bile yok. Bunlara en iyi ihtimal Almanya Türk'ü diyebilirsin. Türkiye ile alakası yok. Ama işte babası Türkiye Türk'ü. İlk jenerasyon. Ve sürekli oğlunu anlatıyor işte biz şöyle Türk'üz, bizim Türkiye'de böyle, şöyle böyle. Ama çocuğun hiç alakası yok. O değerlerle büyümemiş. Seküler bir ortamda işte Almanların değerleriyle büyümüş. Nedir işte bunlar? Disiplinler, dakik olmak, bilmem ne, şu bu. Bunların var da birkaç böyle şeyleri. Çocukluktan öğretirler. Bize de öğretmişlerdi yani. Kafamıza vura vura.
Bu şekilde büyüyor ikinci jenerasyon. Bu artık gurbetçi değil bu adam. Ya bu adam doğmuş abi. Bu adam Almanya'da doğmuş. Adam Türkiye'ye geldiği zaman kendini gurbetli gibi hissediyor. İkinci jenerasyon. Ve bu ikinci jenerasyona işte bu tam 80-90'lara denk geliyor. Genç bunlar falan filan. İşte kartel grupları meşhurdur. Boks grupları vardır. Rap grupları vardır. Böyle kendi içerisinde bir sub kültür derler ya. Alt kültür. Bir alt kültür oluşturuyorlar. Ve tam bu esnada Türkiye'den bu gönderilen elemanlar burayı keşfediyor. Ve sadece onlar değil PKK falan da keşfediyor. Ulan burada yoğun bir nüfus var. Kürt falan var çok burada. İşte burada iyi para da dönüyor. Buraya odaklanıyor hepsi. Türkiye'den kaçan kim varsa, ne kadar zararsız, hayırsız adam, zararlı, hayırsız adam varsa hepsi Almanya'ya kaçıyorlar. Niye? Çünkü orada ortam var, para var. Ve bu Almancıları çok dehşetle dolandırıyorlar. Yaşı biraz büyük olanlar bilirler. Kombasan var, Yimpaş var. Bunlar çok dehşet dolandırmışlardır yani. İntihar eden insanlar vardı. Ve nasıl bir şey olduğunu biliyor musun sen, yoksa belki takipçilerdir mi? Ben anlatayım. Hatta müsaade varsa. Anlat anlat canım, sıkıntı yok. Bu Yimpaş'ın Kombasan'ın ne olduğunu bilmeyenler varsa, Erbakan hükümeti dönemi bu yeşil sermaye dediğimiz bu İslami şirketler falan kurulduğu zaman, çünkü buraya ikinci bölümde değineceğim zaten gelecek belgeselin. Bunlar gücü ele geçiriyorlar, eğitim ele geçiriyorlar falan ama para yok. Sen bir kültürel devrim yapmak istiyorsan paraya ihtiyacın var, medyaya ihtiyacın var. Bunu hızlıca fark ediyorlar, para ihtiyaç. Ne yapıyorlar? Gidiyorlar Avrupa'da, diyorlar ki camilere gidiyorlar bu arada. Yani cami, gerçekten camilere gidiyorlar ve oranın camileri Avrupa'nın, gerçekten Türkiye'nin aksine devletin kurduğu değil, halkın kurduğu yerlerdir. Yani bir ibadet ihtiyacı var ve insanlar parasını denkleştirip, ilk başlarda böyle gerçekten fabrika gibi yerlerdi. İşte sonra zamanla paraları arttıkça binalar almışlar falan. Yani insanların kurduğu şeylerdir. Devletin yaptığı değil falan. Böyle bir şey değil yani. Tamamen onların gerçekten ayrı bir kutsaliyeti vardır oradaki insanlar için. Kendi parasıyla yapmış çünkü binbir zorlukta. Buraya geliyorlar yani. En kutsal yere geliyorlar Türkiye'de ve diyorlar ki ya biz işte Türkiye'de laik, ateist, satanist, klasik, işte yine saymama gerek yok. Bunlar işte bizi bitirmek istiyorlar falan filan. Bunları yenmek için bizim, bu arada 32. günün bu konuyla ilgili belgeseli vardı, izleyenler izlemek isteyebilirler. Diyorlar ki bizim bunlara karşı savaşmamız için, bir de İsrail olgusu var tabii sürekli. O dönem geliyor bizim lügatımıza da, İsrail aşağı, İsrail yukarı. Ondan evvel bu kadar İsrail şeyi yok bizde, biliyorsun. İsrail yoğunlaşması yok bizde. Bunlarla birlikte başlıyor. Yani Arabistan'dan sermaye ile birlikte ideoloji de geliyor. Anti-İsrailcilik başlıyor böyle radikal bir şekilde. İşte İsrail bitirecek bizi, işte Büyük İsrail projesi falan filan. Bizim bunlara karşı bir şey yapmamız gerekiyor. Velhasıl buraya geleceğim. Ne yapacağız? Biz size hisse satacağız. İşte Kombasan, Yimpaş falan meşhur firmalardır bunlar. Milleti hisse satıyorum diye, tabii böyle bir hisse yok, yalan. Milletten para topluyorlar. Avrupa'daki Türklerden. Ve yani buna açık konuşalım. O dönemki insanların birçoğu inanılmaz cahil insanlar. Cahil ve naif. Hani aşırı derece naif. Yani Türkiye'de büyüyen bir adam anasının gözüdür. Anlatabiliyor muyum? Biliyordur az çok. Ama Avrupa'da büyüyen bir adam dolandırıcılığa o kadar kafası basmaz yani. Kolay dolandırırsın. Dolaylı olarak da bunlara böyle sözler verilince bunlar da sazan gibi atlıyorlar. Meşhurdur hatta. Hala bizim aile çevremizden de dalga geçilen vardır. İşte ne bileyim Yimpaş Murat falan diye böyle lakaplar vardır hala. Gidiyor adam arabasını falan satıyor. Gidiyor buraya basıyor. Niye, işte biz Türkiye'de işte İslami bir devrim olacak falan filan. Parasını basıyor ya. Sonradan Lead Turkish Web'in videosu gibi. Ana dolandırıldık var ya. Onun gibi oluyor. Para gitti lan. Bir şey yok. Para gitti lan. Hisse yok. Hiçbir şey yok. Adam intihar eden var ya. Adam evini satmış. Düşün yani. Bütün birikimini satmış. Buna inanmış falan. Sonra tabii herkes yalanlamaya başlıyor. İşte Erbakan çevresi de bunlardan mesafe alıyor kendine falan. Sonra biliyorsun davalar açılıyor. Sonra Türkiye'de de davalar açılıyor. Kayıptırılıyor davası falan filan. Baya baya bir yolsuzluk şeyi, skandalları patlak veriyor ardı ardına. Ve bu insanları da biraz soğutuyor. O jenerasyonu biraz soğuttu Türkiye'de. Yine de özellikle Kadir Mısıroğlu'nun yayınladığı bazı kitaplar vardı. Bunlar çok dağıtılırdı. Yani bu Neo Osmanlıcılığın, işte Anti Atatürkçülüğün temelini burada attılar Avrupa'da. Oradan yayıldı. Sonra Türkiye geri döndü. Avrupa ya, çok önemli. Türkan bile baktığında Almanya'dan getirilmiş. 69'da 68'de şöyle yükselşenler gibi insanlarla beraber. Alman kadınlar Müslümanlığa geçip türban takıyorlar ve gelip burada siz nasıl Müslümansınız, Müslüman kadın başını örter deyip İslam dersi veriyorlar. Konferanslar, sergiler, toplantılar. Ondan sonra bir askeri kimlik gibi türban takmaya başlıyor bazı cemaatlere bağlı olan kişiler. Dini bir sembolden ziyade siyasi bir sembol haline geliyor. Bunları zaten hani daha önce bazı videolarımda anlatmıştım. Ya baktığında evet, günümüzdeki hükümetin ideolojisi dahil karma bir şekilde yurt dışından toplanmış.
yani gurbetçilerden toplanmış. Belli bir çizgileri yok zaten. Bir oradan bir buradan yani. Her türlü çalışılmış ya baktığında bu ülkeye. Yazık yani. Tarikatlara da en büyük lokmayı bunlar vermişler. Tarikatlara en büyük lokma, birkaç şey anlatacağım da sen bir şey anlatmak istiyor musun? Benim uzun uzun monolog yapmayayım ben, biraz değişerek anlatalım. Bu arada dedin ya Alman şeyler geliyordu Türkiye falan. Geçen de şey geldi biliyorsun, Yunan bir tane sözde Müslüman geldi. Üniversitede konferans verdi, Atatürk'e salladı, hakaret etti. Orada alkış tuttu Türk öğrenciler. Bilmiyorum hatırlıyor musun olayı?